Arkadaşlar merhaba. biliyorsunuz 11. sınıfta sulu çözeltilerde asit baz dengesi konusundayız. Şimdi asitler kısmını gördük. Buraya kadar gördüğümüz kısımlar biraz daha 10. sınıf konularını kapsıyorlar açıkçası. Ama bu genel bilgileri almadan kesinlikle asit baz ünitesine başlamamak lazım. Çünkü birbiriyle arkadaşlar o kadar ilişkili ki eğer 10. sınıf kısmını bilmiyorsanız 11'i öğrenemiyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. O yüzden dediğim gibi yani 10. sınıfa daldık. Yine devam edeceğiz bazılar kısmından. Asitleri bitirmiştik. Şimdi bazılarına devam edelim. Okuyalım arkadaşlar. Bazıları biliyorsunuz bazılar suya ne veriyor? OH veriyor değil mi? Nasıl okuyoruz arkadaşlar OH'ı? Hidroksil diye okuyacaksınız. Suda çözünürlüklerinde suya hidroksil iyonu veren, hidroksil iyonu derişimini arttıran maddelere baz denir. Yine elektriği iletiyorlar sulu çözeltileri. Tadları acıdır. Sabun, işte deterjan, temizlik malzemelerinin çok büyük bir kısmı, işte çamaşır suyu bazik özellik gösterir biliyorsunuz. Diş macunu bazik karakterlidir, mide ilaçları bazik karakterlidir vesaire vesaire. Ele kayganlık hissi verir. Turunsolun rengini kırmızıdan maviye çevirir. Asitlerle ve bazlarla, daha doğrusu bazlar asitlerle tepkimeye girerek tuz ve su oluştururlar. Bakın burada denklemi var. Asitler, bazlar, tuz, su, ısı. Arkadaşlar şunu bilin, bakın bunu çok sorarlar. Tüm asit baz reaksiyonları egzotermiktir. Tamam. Neden? Yani bir asitle bir bazı buluşturduğunuzda tuz ve su oluşur. Su her zaman oluşmayabilir. Yani su %100 oluşacak diye bir kaydı yok. Oluşmayan reaksiyonlar var. Ama kesinlikle egzotermik, yani dışarıya ısı verilir. Unutmamak lazım. Bakın HCl ve sodyum hidroksitin tepkimesini vermiş. Ne olacak biliyor musunuz? Bakın bunu siz de yapabilirsiniz. Bu çok basit bir tepkime. Şimdi NaOH baz. HCl asit. Bakın sodyum buradan klorla birleşecek. Hani şöyle düşünün. Bak bu artı, bu eksi değerli kalıyor ya. Bu artı, bu eksi değerli kalıyor. Bunun artısı diğer tarafın eksisiyle birleşiyor. Çünkü artı ve eksi biliyorsunuz bileşik yapar. Sodyum klorür. Değil mi? H ve OH neyi oluşturur sizce? Şu H'la da OH birleşecek. H'la da OH suyu oluşturacak. Tamam. Aynı mantık arkadaşlar. Aynı. Bakın burada da öyle. Kalsiyum nitrat. Diğer taraftan su. Hidrojen bromür NH3. Arkadaşlar biliyorsunuz NH3 bazdır. Bunu söylemiştik. Hatta bizim tekerlememiz vardı hatırlarsanız. NH3 bazdır. Bunu bilmeyen kazdır diyorduk. NH3 ve hidrojen bromür ise amonyum bromürü oluşturuyor. Dikkat edin. Bu bir asit. Bu bir baz. Asit ve bazlardan tuz ve hani su yok. Su olmuyor arkadaşlar. Hani dediğim gibi tuz oluşur ama su %100 oluşur mu? Oluşmayabilir. Bak mesela oluşmamış. Tamam. Unutmamak lazım. Devam edelim. Diyor ki kuvvetli bazlar amfoter metalleriyle tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Neydi kuvvetli şey amfoter metallerimiz? Behlül, al, sana, zin, cir, papuç. Behlül, al, sana, zincir, papuç. Amfoter metaller. Bunlardan birini seçmiş. Alüminyum seçmiş. Bakın amfoter metaller hem asitle reaksiyona girer hem baz ile reaksiyona girer. Ama ve lakin ufak bir detay var. Nasıl baz? Kuvvetli baz ile reaksiyona girer arkadaşlar. Unutmayın amfoter metaller kuvvetli bazlar ile reaksiyona giriyorlar. Tamam mı? Bazı kuvvetli seçmezseniz girmez. Alüminyum kuvvetli bir baz var. Bakın şu bileşik oluşuyor ve hidrojen gazı çıkıyor. Tamam. Çinko amfoterdir. Bakın şu bileşik oluşuyor ve hidrojen gazı açığa çıkıyor. Tamam. 1A ve 2A grubu metallerinden arkadaşlar çok aktif metallerdir 1A ve 2A grubu. Hatırlayan bir A'yı Haydarpaşa Lisesi'nin namlı kimyacısı Rabia'nın cesedini fırlattı. Sezyum, fransiyum, işte rubidyum falan bunları çok duymazsınız ama şunu eleyelim. Şu ametal şu. Bakın şu. Çok aktif metaller. Diğerleri de aktif. Hatta diğerleri daha aktif. Ama çok böyle
reaksiyonunu görmezsiniz, çok bahsetmezler, böyle karşınıza hiç çıkmazlar bile, yani öyle söyleyeyim. Ama lityum, sodyum ve potasyum bilin. 2A grubunu sayalım. Neydi? Bellona mağazalarının camından sarkarken babama rastladım. Arkadaşlar 2A grubunda da berilyum ve magnezyumun dışındakiler aktif metaller. Ve bu aktif metaller o kadar aktif ki bu 1A ve 2A'dakiler. 3A'da da aktif metal var bu arada. 1A ve 2A'dakilerin ama aktiflikleri o kadar fazla ki suyla bile reaksiyona giriyorlar arkadaşlar. Yani düşünün, bu metalleri suya attığınızda reaksiyon veriyorlar. Öyle yani, o kadar aktifler. Tabii berilyum ve magnezyum hariç. Bakın bir tane vermiş mesela, sodyum. Suyla reaksiyona girince bakın ne oluşuyor? Sodyum hidroksit ve tabii ki de hidrojen gazı. Kalsiyum suyla reaksiyona giriyor. Kalsiyum hidroksit ve hidrojen gazı oluşuyor. Bir bazın suya vermiş olduğu OH miktarına bazın tesir değerli denir. Kaç tane OH veriyor suya? 1. Tesir değerli 1. Z harfiyle gösteriyor arkadaşlar. Minik Z harfiyle. Bakın 1 tane, 2 tane, 3 tane. Bunda OH yok. 1 demiş ya. Bakın bunun özel bir reaksiyonu var. Çünkü şöyle söylemek lazım. Yani siz artık şunu çok iyi biliyorsunuz ki yani baz olması için illa OH mı olması lazım? Bundan önceki videoda ben ne anlattım? Bir metalin yanında oksijen görürseniz bu baz karakterli olmuyor muydu? Değil mi? Yani şunu demek istiyorum. Baz olması için illa OH mı olması lazım? Hayır. Böyle bir şey yok, değil mi? O yüzden arkadaşlar NH3'ün OH'ı yok ama baz karakterli. Bunu biliyorsunuz. NH3 bazdır, bunu bilmeyen kazdır diyorduk. Peki bunun reaksiyonu nasıl? Bunun reaksiyonunu yazarken, hani suda çözünme denklemini yazarken suyu da yazmanız gerekiyor. Bakın az daha yukarı alayım. NH3 suya attığınızda bakın, hani sudaki bir tane hidrojeni alıyor, NH4 oluyor. Burada ne kalıyor arkadaşlar? Bir hidrojen gidince OH. Bakın NH3 suyla reaksiyonunda amonyum ve OH'ı oluşturuyor arkadaşlar. Tamam. Kaç tane OH vermiş oldu suya? 1 tane. O yüzden tesir değerleri ne olacak? 1 olacak. Tamam. Arkadaşlar şimdi asitlerin kuvvetliliği var. Asitlerin kuvvetliliğine bakalım biraz da. Asitlerle bazlar kısmını bitirdik. Biraz böyle kuvvetlilik sıralaması yapmak gerekiyor. Halojenlerin hidrojenli bileşikleri asit özellik gösterir dedik. Mesela arkadaşlar asitlik kuvvetinden nasıl bahsedeceğiz? Ona bir bakalım. Halojeni X ile gösteriyoruz. Halojen dediğimiz kaç A grubu? 7 A grubu değil mi? Neydi onlar? Fare, celeleğin burnunun ısırdı. Bakın bunlar halojen. Bunların yanına hidrojen gelirse eğer hidrojen florür, hidrojen klorür, hidrojen bromür, hidrojen iyodür. Bakın bunlar asit özellik gösteriyorlar. Ve asit özellik yukarıdan aşağıya doğru artıyor arkadaşlar. Tamam. Yukarıdan aşağıya doğru artıyor. Niye artıyor yukarıdan aşağıya doğru? Öyle söyleyeyim ben size. Şöyle düşünün. Yukarıdan aşağı doğru çap arttığı için, yani şöyle düşünün, bakın bu flor olsun, bu klor olsun, bu brom olsun, şöyle, bu da iyot olsun. Yanına hidrojeni çizeceğim ama hepsini aynı boyda çizeceğim. Bakın aynı boyda çizeceğim. Şimdi soru şu, sizce bunları suya atsam, bunlar suda iyonlaşacak ya, hani hidrojeni suya verecek. En kolay hangisi verir? En çok hangisi verir? Bu verir arkadaşlar. Niye? Çünkü hidrojeni çekemediği için, çapı büyük olduğu için hidrojeni çekemiyor. Çekemediği için suya hidrojeni çok rahat bir şekilde veriyor arkadaşlar. Peki suya hidrojeni rahat veren, suya hidrojen çok veren ne oluyor? Kuvvetli oluyor. O yüzden hidrojen iyodür daha kuvvetli. Hidrojen bromür, hidrojen klorür ve hidrojen florür. Zaten hidrojen florürü biz zayıf asit sınıfına alıyoruz. Üçü kuvvetli, bu zayıf. Ama kuvvetliler arasında en güçlüsü hidrojen iyodür. Tamam.
Tamam. Aynı metali içeren oksijenli asitlerde oksijen sayısı arttıkça kuvvetlilik artar. Tamam. Bakın HClO4, HClO3, O2 ve O şeklinde gidiyor arkadaşlar. İşte hidrojen hipoklorit, hidrojen klorit, hidrojen klorat, hidrojen perklorat diye okunuyor. Bu şekilde gidiyor. Tamam. Bakın burada da öyle. HNO3 zaten güçlü olduğunu biliyorsun ama bakın bu zayıf. Oksijen sayısı arttıkça gücü de artıyor eğer sizden kıyaslama isterse. Tamam. Genel formülü HOX şeklinde olan asitlerde X'in elektronegatifliği arttıkça asitlik kuvveti artar demiş. Şöyle az yukarı kaldırayım. Daha iyi görelim. Bakın çok önemli değil aslında bunlar. Hani böyle çok karşısına çıkacak şeyler değil. Bu konu içerisinde olmayacak ama biraz böyle şeye girmiş. TYT biraz daha dalmış. X'in elektronegatifliği yani şöyle düşün HO işte X bakın. Şurası X neydi? Halojendi değil mi? HOBR, HOI şeklinde okumuş. X'in elektronegatifliği arttıkça hatırlayın elektronegatiflik periyodik tabloda nasıl artıyordu şöyle. Şu tarafı çizeyim. Bakın bu tarafa doğru artıyordu. Değil mi? Klorinki bromdan yüksek, brominki de iyottan yüksek. O yüzden elektronegatifliği arttıkça kuvvetlik artıyormuş. Yapısında COOH. Bundan daha önce bahsettik. Buna biz karboksilli asitler diyoruz arkadaşlar. Karboksil grubu bulunduran asitler zayıf asitlerdir, organik asitlerdir. Organik asitlerde karbon sayısı arttıkça asitlik kuvveti genellikle azalır. Tamam. Yani şöyle düşünün. Bakın COOH değil de bunun yanında bulunan, bak bunun yanında bulunan şunu kıyaslayacaksınız. Karbon sayısı arttıkça gücü azalıyor. Bak, 2 karbonlu, 1 karbonlu, 0 karbonlu. Karbon sayısı arttıkça güç azalmış. O zaman en yüksek karbonu olmayanın gücü daha fazla. Sonra bir tane olan, sonra iki tane olan, sonra üç tane diye gidecek. Tamam. Bazıların kuvvetliliğine bakalım. Hidroksil sayısı arttıkça ve metalin çapı küçüldükçe bazlık kuvveti azalır demiş. Yani bazlık kuvveti azalıyor. Hidroksil sayısı arttıkça ve metalin çapı küçüldükçe bazında kuvveti azalıyor. Hidroksil sayıları eşit olan bazlarda çapı büyük olan bazlık kuvveti daha fazladır demiş arkadaşlar. Şimdi hemen bir kıyaslama var. Bakın şu kıyaslamayı nasıl yapacaksınız? İlk önce şöyle söyleyelim. Şu bazlık hani OH sayısı arttıkça kuvvet ne yapıyordu? Azalıyordu. OH sayısı en fazla kimde? Bu. O zaman en zayıf bu. Çünkü OH arttıkça bazın kuvveti azalır. En az bu. Sonra bu. Sonra neye bakacağız? Bunların OH'ı aynı ya. Potasyumla sodyuma bakacağız. Tamam. Çapı büyük olanın kuvveti daha fazla. Hangisi? Haydarpaşa Lisesi'nin namlı kimyacısı, değil mi? Potasyum mu, sodyum mu? Bakın, yukarıdan aşağı doğru çap artıyordu. Hatırlayın, kardan adamın burnu muhabbeti. Potasyum arkadaşlar daha büyük olduğu için onun kuvveti sodyumdan daha fazladır diyeceksiniz. Tamam. Potasyum hidroksit, sodyum hidroksitten daha güçlü arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Şimdi bakalım şöyle. Sulu çözelti dengeleri. Artık yavaştan yavaştan giriyoruz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Belki böyle iyi gidiyorduk hocam diyebilirsiniz. Ama yani artık girmek zorundayız. Asit baz tanımları. Şimdi Arrhenius asit baz tanımı diye bir tanım var. Arrhenius'a göre asit ve bazı tanıyalım. Suda çözüldüğünde proton, bakın bunu nasıl okuyorduk? Proton veya hidronyum aynı şey arkadaşlar bunlar. İyonu derişimini arttıran maddelere asit veya suya proton veren maddelere asit. OH veren maddelere de baz denir.
Tamam, Arrhenius bu şekilde tanımlıyor. Hocam biz bunu biliyorduk zaten. Evet, bizim yaptığımız tanım arkadaşlar Arrhenius'un tanımı. Ama bazı arkadaşlar şöyle düşünüyorlar. Yapısında hidrojen olana asit, OH olana da baz denir. Yanlış. Yanlış arkadaşlar. Yapısında her hidrojen olan asit mi? O zaman bu ne? NH3'ün yapısında hidrojen var. Asit mi NH3? Hayır. O yüzden bu tanım daha güvenli bir tanım. Yani yapısında hidrojen olana... Arkadaşlar sakın ha sakın. Bak 11. sınıf böyle bir şey sakın düşünmeyin. Yapısında hidrojen varsa asittir. OH varsa bazdır. Hayır. Suya hidrojen veriyorsa asit, suya OH veriyorsa bazdır. Mesela ben size yapısında OH olan bir şey çizeyim. Bakın şöyle. Bu en başta vardı. Belki hatırlarsınız ilk videoda vardı. Çok önemsemedik. Aslında bu karbon kimyasında göreceğiz bunu. Şimdi bakın bu yani bunu daha önce görmediniz ama şöyle söyleyeyim. Yapıda ne var? OH var. Şimdi OH görünce öğrenci bazı yapıştırıyor. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu asit. Tamam. Sakın ha yapıda OH var. Ha bu bazdır. Asit arkadaşlar. Mesela CH3 OH. Arkadaşlar metil alkol. Bu ne biliyor musunuz? Nötr. Yani OH olduğu için baz değil arkadaşlar. O yüzden her sakallı deden değildir mantığıyla. Yani her öyle OH gördüğünde asit değildir yani. Tamam. Unutma. Suya hidrojen veriyorsa asit. Suya OH veriyorsa baz. Bunu bu şekilde bileceksiniz. Evet. Diyor ki bir su yani H2O molekülü bir proton ile bileşirse hidronyum, az önce bahsettiğim H3O artı iyonuna dönüşür. Yani şöyle düşünün, suya siz asidi atıyorsunuz ya, o asit suyla birleşip H3O'yu oluşturuyor. H3O demek H artı demek, yani H3O'nun anlamı nedir? Asittir arkadaşlar. Bakın asit demek, bu ikisi de asidi temsil eder. Tamam. Şimdi H2O'ya bakalım. Arkadaşlar normalde, şimdi bakın şurada şöyle kapatayım. Şimdi eğer siz normalde H2O'yu suya atıyorsanız ne oluyor biliyor musun? H2O'nun H'ı suyla birleşiyor. Komple birleşiyor. Yani şu hidrojeni şuna ekleyin. H3O artı. Neydi bu hidrojen? Bu asit demek. Suya bunu veriyorsa bir adam o asittir. Bu arkadaş suya, bakın şu suya bu arkadaşı veriyorsa asit. Klor zaten tek başına. Ha böyle değil de kısa gösterim yapmak istiyorum ben hocam. Reaksiyona suyu sokmak istemiyorum. O zaman hepsinin altına suda yazarsın. Hepsinin altına suda yazarsın. Hani suda olduğu belli olsun diye. Hidrojen klorürse de suda nasıl iyonlaşır? H artı ve klor şeklinde. İkisi de aynı şey arkadaşlar. Aynı şey. Aynı reaksiyon. Sadece tek farkı ne? Farkı şu. Burada su var. Hani suyu da kullanmış reaksiyonda. Burada kullanmamış. Suyu zaten kullanacaksan suyu kime ekleyeceksin? Şunu ekleyeceksin. H3O olacak. Bakın suya ekleyin. H3O olacak. Geri kalanın hepsi aynı. Tamam mı? Bakın diğerlerinde de aynı mantık var. Nitrik asit. HNO3. Bakın H artı ve NO3 eksi şeklinde gösterilmiş. Sülfürik asit. Bakın suda nasıl iyonlaşıyor gördünüz mü? Ama sülfürik asit suda kademe kademe iyonlaşır. İki kademede iyonlaşır. Bakın ilk önce bir tane hidrojen veriyor. Daha doğrusu bir tane proton veriyor. Sonra HSO4. HSO4 şuradaki geliyor. Bir tane daha hidrojen veriyor. Ve sülfatı veriyor arkadaşlar. Yani iki hidrojenini parça parça. Önce birinciyi sonra ikinciyi veriyor. Tamam. Bu neydi? Asetik asit. Değil mi? Diğer adı da arkadaşlar etanoik asittir bunun. 12. sınıfta göreceğiz. Asetik asit. Asetat, bakın bunun adı asetat. Asetat. Tamam. Suya hidrojeni nereden verdi? Bakın dikkat edin. Suya verdiği hidrojen hangisi? Bakın şu. Dikkat ettiyseniz bakın o. O eksik zaten değil mi? Bak sondaki hidrojen yok. Suya onu veriyor. Yani COOH'takini veriyor. Tamam. Unutmayın bunu daha önce söyledik. Sodyum hidroksit. Sodyum ve OH şeklinde iyonlaşıyor. Potasyum, bakın onlar da aynı. Bakın bu iki tane OH vermiş suya. Tamam. Bunlardan hangisi daha güçlü? OH sayısı az olan daha güçlü arkadaşlar. Söylemiştim. Evet. Bronsted-Lowry asit baz tanımı diye bir şey var. Arkadaşlar bu da asit ve bazı kendi çapına göre tanımlamış. Demiş ki proton veren maddelere asit, proton olan maddelere de baz denir demiş.
asit baz tepkimelerinde proton asitten baza aktarılır diye söylemiş. Bakın burada asit ve baz var. Asit protonunu, yani şuradaki hidrojeni baza aktarıyor. Bakın baza aktarıyor. H3O burada asit oluyor. Bu da baz oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bu biraz karışık. Bu bizim kafamızı çok karıştıracak. Yani bronşitetlor asit baz tanımı bayağı bir karışık. Çünkü öğrenciler bunu çok anlamıyor. Şimdi izleyin. Şimdi hidrojen siyanür burada ne? Asit. Hidrojenini kaybedince neye dönüşüyor biliyor musunuz? Baza. Baza dönüşüyor arkadaşlar hidrojeni kaybedince. Tamam. Su. Bakın suyu burada baz sınıfına almış. Niye? Çünkü asidin yanında baz var. Çünkü niye biliyor musun? Diyor ki şimdi su ne yapıyor? Hidrojen alıyor. Şimdi hidrojen alan maddelere biz ne dedik? Baz. O yüzden bu adam burada baz. Hidrojeni aldıktan sonra ne oluyor? Asit. Tamam. Yani asit baz, baz asit şeklinde oluyor. Karışık arkadaşlar burası biraz. Burayı kabul ediyorum karışık olduğunu. Su hidrojen siyanürden proton aldığı için bazdır. Bakın proton aldığı için bazdır. Hidrojen siyanür suya proton verdiği için asittir demiş. Siyanür iyonu H3O'dan proton aldığı için bazdır. H3O hidronyum ise siyanüre proton verdiği için asittir şeklinde söylüyorum. Yani karışık bir tanım ama ben size şöyle söyleyeyim mi? Bakın ben size şöyle söyleyeyim. Şimdi bu tarz reaksiyonları biz çok göreceğiz. İlk önce onu söyleyeyim. Yani bu karşınıza çıkacak ama karışık. Ben size kısa yolunu söyleyeyim bunun anlama yolunu. O da şu. Şimdi iki tarafta da asit baz var. Hani önceden asit olan bir şey sonradan baz oluyor. Suya baz dedik sonra gitti asit oldu falan. Böyle çok karışacak. Şunu yapın siz. Birbirine benzeyen kim var? Birbirine benzeyen arkadaşlar şunlar mı var? Şu ve şu benziyor. Şu ve şu benziyor değil mi? Bu birbirine benzeyenlerden hidrojeni çok olan asit. Şu arkadaşlar benziyor ya, bu benzeyenlerden hidrojeni çok olan kim? Bu. O asit. O zaman buna da ne kaldı? Baz. Hidrojeni çok olan kim? Bu. Bu asit. Buna da ne kaldı? Baz. Bu şekilde bilebilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Şöyle bakalım. Aralarında bir tane proton farkı bulunan asit baz çiftine konjüge, yani eşlenik asit baz çifti denir. Hani az önce gördük ya, bakın şu. Aralarında bir tane hidrojen farkı varsa bu asit baz çiftine konjüge, yani eşlenik asit baz çifti diyoruz. Bak bu asit, bu baz, aralarındaki hidrojen farkı 1. Bunlar konjüge asit baz çifti. Tamam. Bunlar da konjüge asit baz çifti. Hemen örneklerini görelim. Bakın aralarındaki hidrojen farkı 1. Bunda da öyle. Az önceki örneğin aynısını söylüyor. Eşlenik asit baz çiftlerinde hidrojeni fazla olan asit az olan bazdır. Ha, bu az önce benim söylediğimin aynısı arkadaşlar. Bakın burada da ifade etmiş çok güzel. Aynısını söylüyor. Hidrojeni çok olan, bu birbirine benzeyenler var ya, hidrojeni çok olan kim bu? Bu asit. Diğerine ne kalıyor? Baz. Hidrojeni çok olan bu. Bu asit. Buna ne kaldı? Baz. Eşlenik asit baz çifti aynı numara ile gösterilir demiş arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Mesela bakın NH3 neydi? Amonyak. Suyla reaksiyona giriyor. Amonyum ve OH. Şimdi izleyin. Bakın ne yapacağız? Birbirine benzeyenlerden bu iki arkadaş. Hidrojeni çok olan asit. Birbirine benzeyenlerden bakın hidrojeni çok olan asit. Kimin çok? Bunun çok. Bakın asit. Tamam. Zaten NH3'ün baz olduğunu biliyorsunuz. Bu baz ise karşısındaki asit olacak. Değil mi? Bu bir tane hidrojen aldığı için bazdan asite dönüşüyor. Asidin karşısında baz olacak. Bu şekilde yazabilirsiniz. Bakın bu ikisi konjüge asit baz çifti. Tamam. Suyla da OH asit baz çifti. Ama burada şey demiş. NH3 NH4'ün konjüge bazıdır. NH4 de NH3'ün konjüge asididir. Hani çiftler ya. O onun, yani şöyle düşünün. Ahmet Mehmet'in kocasıdır. İşte şey pardon, Ahmet Mehmet'in kocası olamaz arkadaşlar. Ahmet kim olsun? Ayşe olsun. Ahmet
Ayşe'nin kocasıdır. Ayşe Ahmet'in karısıdır. Aynı onun gibi. Yani şöyle düşünün. NH3 NH4'ün konjüge bazıdır. Bakın NH3 NH4'ün konjüge bazıdır. NH4 de NH3'ün konjüge asididir. Tamam? Bu şekilde söylüyor. Diğerlerinin aynısı zaten, onu söylemeyeceğim. Bakın burada da aynı mantık var. Hidrojenin çok olan asit. Bakın şu birbirine benzeyenlerden hidrojenin çok olan asit. Diğerlerine ne kalıyor? Baz kalıyor. Tamam. Şöyle söyleyeyim. Hem asit hem baz gibi davranan maddelere amfoter madde denir. Bundan daha önce biz bahsettik size, hatırlarsanız eğer arkadaşlar. Şimdi bakın şurada cevabını çünkü kapatayım, çok belli olmasın. Diyor ki Bronsted-Lowry asit baz tanımına göre hangileri verilen tepki eşlenik konjüge asit baz çiftlerini belirleyin. Tamam. Asit baz çifti. Al sana asit baz çifti. Bu işte. Kim asit kim baz? Hidrojen florüre ben acaba asit mi diyecektim, baz mı diyecektim? Ne yapıyorduk hatırlayın. Hidrojeni çok olan asit. Kimin hidrojeni çok? Bu ikisinden. Bunun. Bu asit. O zaman buna ne kaldı? Baz. Tamam. Hidrojeni çok olan asit. O zaman bu asit. Buna ne kaldı? Baz. Aynı mantık arkadaşlar. Hidrojeni çok olan asit. Bu baz. Hidrojeni çok olan asit. Kimin çok hidrojeni? Bunun yok. Bak bunun çok. Bu asit. Bu da baz. Zaten asit baz varsa bazın yanında asit olacak. İşte asidin yanında da baz olacak. Tamam. Oradan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Sulu çözelti dengeleri. Arkadaşlar buradan da biraz bahsedeyim. Sulu çözelti dengeleri diyor. Suyun otoiyonizasyonu kısmıyla başlayacağız. Bakın burada pH, pOH tanımlarına gireceğiz. Su polar yapılı bir moleküldür. Saf su çok az da olsa elektrik akımını iletir ama çok az arkadaşlar. İletir. Yani şöyle düşünün. Normalde biz öğretirken hep şey öğrettik. İlkokulda mesela, ortaokulda veya 9. sınıfta falan. Yani su elektrik iletmez diye öğrettik. Yani biliyorsunuz zaten ilkokulda, ortaokulda öğrenildiğin bir kısmı lisede yanlış çıkıyor. Bakın bu da onlardan bir tanesi. Şimdi diyeceksin ki hocam niye yalan söylüyorsunuz bize? Arkadaşlar oradayken bilgiyi o şekilde öğrenmeniz lazım. Şimdi çok az da olsa iletir deyince öğrencinin kafasında başka şeyler şekilleniyor. Açıklayamıyorsunuz. Yani ben onu öğrenciye açıklayamam. Bir de çok az olduğu için çok az kelimesini, şimdi mesela size açıklasam siz anlarsınız. O da arkadaşlar suyun kendi içerisinde bir iyonlaşma mekanizması var. Ondan dolayı iletiyor ama az iletiyor yani. Tamam. Birazdan göstereceğim size. Saf suyun elektrik akımını iletmesi suyun az da olsa iyonlarına ayrışması ile açıklanır. Yani bildiğin su kendi kendine iyonlarına ayrılıyor. Tamam. Bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın göstereyim size. Suyun kendi kendine iyonlarına ayrışmasına suyun otoiyonizasyon denir. Bakın yukarıdaki deneyi görüyor musunuz? Yukarıda şöyle hani artı ve eksi piller falan var ya. Bak şuradaki şey ışık yanıyor. Bunun anlamı şu. Yani elektrik şuradan çıkıyor mesela. Çıkıyor buradan. Su vasıtasıyla diğer tarafa geçiyor. Yine kablo üzerinden, ışığın üzerinden geçip pile geri ulaşıyor. Eğer su elektriği iletmeseydi, bak şurada, şuradan elektrik çıkıp buraya gitmeseydi bu lamba yanmazdı arkadaşlar. Niye? Çünkü devre tamamlanmayacaktı. Hani çıkan elektrik devreye geri dönmeyecekti ve bu lamba yanmayacaktı. Demek ki saf su çok az da olsa elektriği iletir. Tamam, ama burada belki büyük ampulü yakamayabilirsiniz. Yani burada küçük ampul yanmış olabilir. Tamam. O zaman devam edelim. Suyun otoiyonizasyonu tersinir bir tepkime olup, yani ne demek tersinir olması? Denge tepkimesi olup su molekülleri HOH iyonlarını oluştururken HOH da arkadaşlar tekrardan sudaki iyonları oluşturur. Yani bunun anlamı nedir? Su, hidrojen, daha doğrusu proton ve hidroksile dönüşürken, bu iki iyona dönüşürken bu ikisi tekrar geri suya dönüşüyor ve bunun bir denge tepkimesi. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar. Yani bunu da şöyle söylemiş. Bakın su yine aynı şekilde suyla
hidronyum ve hidroksil iyonunu oluşturuyor. Tamam. Şöyle şuradan devam edelim. Şimdi K su denilen bir denge su sabiti var. Yani suyun iyonlaşma sabiti var. Bunu da şöyle yazıyoruz. Bakın şuradan. Nasıl yazacağız? Yani şu reaksiyonun bana şeyini yazar mısınız? Denge tepkimesini. Ne yapıyorduk? Ürünler bölü girenler. Bakın ürünler bölü girenler. Şimdi yazalım. K su. Ürünlerde kim var? Hidronyum ve OH var arkadaşlar. Değil mi? Hidronyum ve OH var. Ama bunları yazdıktan sonra bunları yazamazsınız. Hani ürünler bölü girenlerdi ya, ürünlerin derişim bölü girenlerin derişimiydi. Ama arkadaşlar hatırlayın, biz denge sabitine katıları ve sıvıları almıyorduk. Sıvı olduğu için bunları almayacağız. Sadece bu ikisi girecek. Tamam? Yani K su bu şekilde yazılır. K su suyun iyonlaşma sabitidir. Diğer denge sabitleri gibi suyun iyonlaşma sabiti de sadece sıcaklık ile değişir. Standart koşullarda, yani dünyada standart koşullarda veya diğer adıyla oda koşulları diye geçiyor. Standart koşullar oda koşullarıdır arkadaşlar. 25 derece bir atmosferdir. Saf suyun iyonlaşma sabiti yaklaşık olarak 10 üzeri eksi 14'tür. Yani şöyle, buradaki H3O yerine H artıyı, yani protonu, OH'ın yerine yine OH'ı yazıyoruz. K su neye eşit? Bu ikisinin çarpımı 10 üzeri eksi 14 oluyor arkadaşlar. Tamam. 10 üzeri eksi 14. Şuradan bahsedeyim arkadaşlar. pH, pOH kavramına geçmeyeceğim. Bitireceğim. Bakın bu iki iyonun derişimi birbirine eşit. O yüzden hani şöyle düşünün. İki tane ifadenin çarpımı 10 üzeri eksi 14 ise bu 10 üzeri eksi 7. Bu da 10 üzeri eksi 7 olmaz mı? Hani tabanlar eşitse üstler toplanır. Çünkü bu ikisi birbirine eşittir. Suyun iyonlaşması endotermik bir tepkime olduğu için sıcaklık arttıkça suyun iyonlaşma sabitinin değeri de artar. Bakın şöyle göstereyim size. Şöyle. Suyun iyonlaşması hani ısı alan endotermik olduğu için eğer diyor ısıyı arttırırsanız denge sağ tarafa kayar. Denge sağ tarafa kaydığı için bunların miktarı artar. Şimdi onların derişimlerin miktarı artarsa K su ne yapar? Artar. Çünkü daha büyük sayılara çarparsanız daha büyük çıkacaktır. Tamam. Bu şekilde söylemiş arkadaşlar. Bakın burada K suyun arttığına dair sıcaklığı arttırmış. Bakın sayıları görüyor musunuz? Burası zaten 10 üzeri eksi 14. Bakın gitgide büyüyor. İşte 1 küsür, 2 küsür, 5 küsür. Tamam. Bu şekilde K suyun değeri artacak. pH ve pOH kavramlarını bir diğer videoda gireceğiz inşallah. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.